Bugün gördüğünüz gibi böyle bir köşe takımı yaptık buraya. evet. Neden? Çünkü bir sebebi var artık Kasım ayına geldik. Kasım ayı demek herkesin alışveriş yapmak için beklediği zaman demek. Hele de bizim gibi böyle her şeyin günden güne pahalandığı bir ortamda yaşıyorsanız o Kasım indirimlerini bekliyorsunuz abi. Ve biz de o Kasım indirimlerinde alınabilecek 11 cihazı böyle bir sıralayalım istedik. Burada kutusunu görmediğiniz cihazlar da var tabi arada. Evet. Onlar da var. Hepsini tek tek anlatacağız zaten ama bunları seçmemizin sebebi şu anda hepsi burada da ve trend yolda bu cihazları indirimli fiyatlarla yakalayabilmemiz. Ama şunu da parantez içinde söyleyeyim. Mesela Poco X3 Pro üzerinde konuşayım. Bu cihazın fiyatı daha öncelerinde 3-400 falandı. Sonra kur ne oldu abi? Kur bir zıpladı böyle 960'lar, 970'ler falan böyle. Öyle olunca da fiyatlar da uçtu. İşte Poco F3 mesela aynı şekilde 5-700'lere, 5-800'lere falan çıktı. Biz burada onları eski fiyatlarıyla yakalayabiliyoruz şu anda Kasım indirimlerinde. Yani bu fiyat artışlarını da hani şey gibi de düşünmemek lazım lazım. Ya işte hemen fiyatı arttırdılar. işte fiyatı arttırıp Kasım indirimi gibi gösteriyorlar falan. Hayır abi, kur arttı. Evet. Kurla beraber bunların fiyatı da arttı. Eski fiyatıyla, eski kurdaki fiyatıyla bulabiliyorsan yapıştır direkt yani. Hani Aynen. olay bu aslında. Biz de yavaş yavaş bu cihazları sıralayalım Eren'le. Bir de şunu söylemek istiyorum ben. Hani böyle şahane Kasım, muhteşem Kasım, büyük indirim, fırsat ürünü işte cringe oldum şu an. Tüylerim <laughs> diken diken oldu. Kara Cuma, Black Friday bilmem ne falan filan ama biz böyle gerçekten de indirim olan ürünleri yakalamaya çalıştık. Onu baştan söyleyeyim işte böyle fiyatını yükselttikten sonra böyle yani indirimin olacak ürünleri değil bariz yani. bariz bir indirim gözükmese bile hala fiyatı makul düzeyde olan cihazları seçtik. Evet. İndirim kisvesi altında bulunan cihazlardan bahsediyorum bu arada. Kimilerinde hiç indirim yok bu arada. Yani evet. mesela Trendyol'da mı ya da hepsi burada. Tam emin değilim. Şimdi geçerken bakarız da. Mesela Poco F3'ü 5.800'e satmaya 5.900'e satmaya devam ediyorlar. Evet. Yani biz bunu 5'e alıyorken bugün 5.100'e iyi fiyat diyoruz artık ki düşmesi gerekirken bu cihazların fiyatı normal şartlar yani. altında. E, kur bu kadar yani fiyat bu kadar düşecekse e, kur bu kadar artarsa ne oluyor? Ortalacak. Bu fiyat da onu dengeleyecek. yani. O yüzden yapacak bir şey yok. Cihazlara geçelim Eren ilk cihaz. Oppo Reno 5 Lite çok sevdiğimiz bir model zaten bizim. Reno 5 ailesinin en alt modelinde yer alıyor. 128 GB'lık hafızası var, AMOLED ekranı var. Kameraları bir o kadar güzel zaten. Dişah ve Aydın'da böyle atışmalı bir fotoğraf yarışması falan vardı. Onları da linklere koyarız zaten. Cihaz gayet güzel. Şu anda da 3300 lira bandında hepsi burada da bulabiliyorsunuz. Bizim ofiste tam not alan cihazlardan biridir Reno 5 Lite. Ve evet. 3300 lira aslında fena fiyat değil böyle bir evet. cihaz için. Biraz böyle fiyatlar karışık gideceğiz gibi ama öyle aşağıdan yukarıya sıralamadık şu anda. Hani onun yanında yine ona yakın fiyatlı sunulan ne var? TCL 10 Plus var zaten. Onu da şuraya bir yere koydum. Aynen şurada. Aynen orada. Aynen TCL 10 Plus 2.5'tu zamanında. O 2500'e satılırken biz kesin alın kesin alın. Hani almayanı dövüyorlar diyorduk. Bugün 2870'e hepsi burada da bulabiliyorsunuz. Diyeceksiniz ki ya fiyat artmış kardeşim niye öneriyorsun? E tam onun fiyatı 300 arttıysa Aynı rakipler, aynı rakiplerinin fiyatı 500-600 arttı yani. Aynen. Şimdi burada da indirimli gözüktüğü için ki birçok yerde 3000 liranın üstünde bulunuyor şu anda TCL 10 Plus. Burada yine makul bir fiyatta gözüktüğü için biz de 2870 liradan TCL 10 Plus'ı size önerelim istedik. Hepsi burada üzerinde. Ki zaten bu cihazların linklerini aşağı koyacağız. Direkt liste halinde bulabileceksiniz. Bu sayede hani ya gireyim bakayım diye tek tek uğraşmanıza gerek, gerek kalmayacak. Yok. Videonun altından gir abi oradaki listeye tıkla. Hepsini bu seçtiğimiz gerçek indirim olan cihazların hepsini orada tek tek göreceksiniz. Zaten bir sonraki cihaza geçelim hemen. Burada da yine TCL'den 10SE modeli var. Fiyatının 2000 liranın altında olmasıyla dikkat çekiyor. Yani 1999 lira. Yani TCL telefon almak için çok güzel bir fiyat aslında 1999 lirada. Ama TCL 10SE'nin bir dezavantajı var. O da işlemci tarafında. Yani evet. bugün Helio P22 böyle çok fazla insanların kullanmak böyle sahip olmak isteyeceği tarzda bir işlemci değil. Evet. Ama en azından işte kendi çapında güzel bir telefondu ki ben incelemesini de çekmiştim. Önerilebilecek yanları var. Kamerası mesela gayet iyi yani bu segmentte beklemediğin kadar iyi bir kamerası var vesaire. Tasarım da bir o kadar güzeldi mesela. Ve hafif de bir cihaz. Hani bu yönden fiyatının da 2000 liranın altında olmasıyla biz bunu listeye alalım. İstedik Aynen, TCL 10 evet. CEO da burada zaten gördüğünüz gibi. Bir sonraki cihaza geçelim. Bir sonraki cihaza benim çok sevdiğim Realme'nin C ailesinden bir tanesi. O da C21. Bildiğiniz gibi C21 hem yerli üretim olmasıyla hem sağlamlık sertifikası Hı -hı. almasıyla falan böyle gerçekten de güzel bir cihaz olarak karşımıza gibi çıkıyor. gibi telefon yani öyle diyorlar Aa, ya. Aynen öyle. Gerçekten öyle. Bu da yine 2000 liranın altında yaklaşık 1738 liraya kadar alabiliyorsunuz. Gayet güzel bir fiyat olduğunu da söyleyebilirim. Dezavantajı yok mu? Var işte micro USB gibi dezavantajları canım, var ama yani... büyük hmm. bataryası olması. Sabahtan akşamdan takıp sabah aldığınızda şarj zaten 5 mAh nereden baksanız 2 güne varan bir pil hmm. sağlıyor. 1700 o de rahat liradan kalırsanız. bahsediyoruz yani. Hatta geçen gün seninle video çektiğimizde bunun fiyatı 2000 liraya çıkmıştı. Tabii, tabii. Ben bayağı bir saydırmıştım bu 2000 liraya olur mu telefon diye. 1600 liraya göre evet hala fiyat 100 lira 150 lira. O da dolar kurulmuş. İşte, da işte evet dolar kurunun etkisi oluyor. Zaten var. bu cihazın fiyatı 1600'ün altına düşmeyecekti. O bir kesindi yani. Ama şimdi şunu da söyleyeyim. C21'in iki ayrı versiyonu var. Bir 32 GB'lık versiyonu var. 1738 liraya satılıyor şu anda. Bir de 64 GB'lık versiyonu var. O da 1879 liraya satılıyor. Yani ben biraz daha hafıza isterim derseniz 64 GB'lığını da seçebilirsiniz. 150 lira fark var gibi. Evet 150 lira farkla. Ama şunu da yapabilirsiniz. Ya ben o paraya gider bir tane SD kart alır onu takarım da diyebilirsiniz. Sizin tercihiniz. Sizin tercihiniz. Biz sadece iki seçeneğinde iki versiyonda fiyatı avantajlı olduğu için söylemek istedik. Bir sonraki cihaza geçelim. O da benim yani favorilerimden biliyorsunuz zaten. Poco X3 Pro 128 GB'la. 3600 TL'ye satılıyor şu anda. Diyeceksiniz ki yine ya bu zaten 3400 3500'dü. Bu civarlarda dolanıyordu. Hı hı. İşte bu da dolar kurunun etkisi. Şu an indirimde 3600'e bulabiliyorsunuz. Normal zamanda ben gidip alayım derseniz de 4000 liraya falan buluyordunuz zaten. Zaten Sonunda fiziki normalde. mağazalarda işte Tekno olsun, diğer mağazalar olsun, Media Markt olsun, diğer mağazalarda şu anda 4099 liraya ben etiket fiyat etiketini görmüştüm. Hatta birkaç kişi vardı bana soran. Ya bu fiyattan alınır mı diye hı hı. 4099 4100 lirada. Ben de biraz bekleyin ki hani bu Kasım indirimlere geldiğinde bakalım fiyat ne olacak. Eğer çok fazla olmazsa beklemeye değer gibisinden düşündüm. Şu anda da bence beklemeye değer olduğunu gösteriyor. Şöyle yani. şanssız bir döneme denk geldik. Tam Kasım indirimlerinin tam 1-2 ay öncesinde kur bir anda yükselince evet. Kasım indirimi bekleyenlerin hepsi böyle ters köşeye yattı. Aynen öyle. O kötü oldu ama Poco X3 Pro bu fiyattan alınır mı derseniz 3600'den gönlünüz rahat bir şekilde alın kullanın. Çok rahat alınır. Çok fiyat performans bir cihaz. yine Xiaomi kanalındayız. Xiaomi kanalında şurada görmüş olduğunuz kutusu olan Mi 11 Lite değil artık. 11 Lite 5G NE modelinde satın alabiliyorsunuz. 5700 liradan aslında burada satışa çıkmıştı. 8 GB RAM ve 128 GB'lık modeli. Burada da 5G NE'yi 5300 liraya 5260 lira var larını bulabiliyorsunuz. Yani yaklaşık 500 liralık bir indirim de burada sizleri bekliyor. Fiyatı çıktığından bu yana ciddi manada düştü evet. ki diğer cihazlar artarken yani şu an alınabilecek ki daha doğrusu Mi 11 Lite'ı bizim ne kadar sevdiğimizi biliyorsunuz zaten. Burada Xiaomi 11 Lite 5G de yine aynı şekilde daha güçlüsü olduğu için, eşkisinin evet. de daha güçlüsü olduğu için bizim yine favorilerimiz arasında fiyatı da şu an makul düzeylerde. Bir sonraki cihaz. Bunu da çok sevdiğimiz bir cihaz olarak nitelendirebiliriz. Çünkü Samsung Galaxy S20 FE modeli hatta Snapdragon, Snapdragon versiyonu, ama özellikle onu da söyleyelim. Aynı öyle. Yani. Exynos versiyonlar çok fazla farkı vardı. Özellikle performans kısmında, performansın verimliliği kısmında gerçekten de iyi işler başarıyordu. Yine kurdan önceki, o kurun yükselmesinden önce 5100 lira, 5200 lira bandında bulunabiliyorduk. Sonrasında kurla beraber yaklaşık 6800 lira çıktı 6000. Aynen öyle. 6000 bandına yani. çıktıktan sonra ya bir durum falan dedik biz kendimiz. Almayı Şimdi ise güzel bir indirimle yine 5200 lira civarına hatta daha bile aşağısına şu anda hepsi burada da bulabiliyorsunuz 128 GB'lık hmm. versiyonu tabii ki 256'sı biraz daha fazla ama 128'e gayet yeterli bir model olarak karşımıza çıkıyor şu an. Ama yine bir dipnot olarak şu notu verelim. Alıyorsanız kesinlikle Snapdragon'usunu alın. Kesinlikle. Sakın Exynos'luya yürümeyin yani. Onda şekilde Snapdragon 665 burada farkını yaratıyor. Geldik Samsung'un yeni cihazına. Aslında bu cihaz tam bir 11 Lite 5G NE modeli. Ile kafa kafaya yarışan bir model olarak da karşımıza çıkıyor. Neden diyeceksin? Çünkü içerisindeki işlemci Snapdragon 778. İkisinde de aynı işlemci var. İkisinde de gayet güzel bir AMOLED ekran var ve ikisi de 100... 120 Hz var bunda ama. Doğru aynen 120 Hz var. 90 Hz'den farklı olarak 11 Lite 5G NE modelinden burada 120 Hz'i görüyoruz. Büyük bataryası yine dikkat çekiyor 5000, 5000 mAh. mAh. O yüzden de değerlendirilebilir model olarak da karşımıza hafif. çıkıyor. Ve Li'yi de bayağı göz dolduruyor çünkü 173 gramlık bir cihaz yapmayı başarmış Samsung. Genelde bak hani eskiden Xiaomi diyorduk ya böyle kalas gibi yapıyor falan diye. Sonralardan o biraz Samsung'a kalmaya başladı işin evet. o kısmı. Samsung da umarım onu böyle yavaş yavaş yenecek böyle m 2 gibi cihazlarla. Çünkü şu an hala Samsung cihazlar biraz daha ebatlı ve ağır kalıyor. Diğer markaların cihazlarına göre artık o ünvanı Xiaomi'den aldılar yani. Evet kesinlikle. Bir sonraki indirimimiz de burada yine Samsung tarafında ve Amiral tarafında bir telefondan beraberiz. Bu sefer de Galaxy S21 Plus 5G modeli. Ben şöyle yap. çok güzel bir telefon alayım diyenler için. Aynen öyle yani bir Amiral gemisi almak istiyorum ben ve indirim yakalayınca da kaçırmayayım diyenler için de burada gayet güzel. İçerisinde evet Exynos işlemci var ama geliştirilmiş bir işlemci var burada Exynos 2100. Diğer modellerine göre en azından Exynos'un diğer modellerine göre gayet geliştirilmiş. O yüzden fiyatıyla da aslında dikkat çekiyor. En son baktığımda ben 10700-10800 bandındayken şimdi trend yolda burada 9780 9800 bandında bulabiliyorsunuz. Yani bence bu 1000 liraya yakın fiyat düşüşü değerlendirilebilir diye düşünüyorum ben. Güzel bir düşüş. Yani 1000 lira az bir rakam değil yani. Orada güzel bir düşüş yakalamış Samsung tarafı. Zaten listemizde baya bir Samsung cihaz da var aslında baktığınız evet. baktığın zaman. Baya bir Samsung cihaz saymış olduk. Ama gelelim yine giriş segmenti tarafına. Aynen öyle. Realme C25s. Şurada görmüş olduğunuz. Bu da Eren'in özellikle önerisi yani. İlla dedi ben C25s'i koyacağım çok güzel fiyat aynen falan aynen. diye. Çünkü C21'den sonra C25'i gördük ve sonrasında c 25 daha güçlü bir haliyle geldi ve fiyat avantajıyla da birlikte aslında geliyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü çıkış fiyatı olarak 3100-3200 lira bandındayken şu anda bu indirimlerle beraber 2588 liraya Çok kadar bulabiliyorsunuz. Yani Helio G85 işlemcisi var. 6000 mAh gibi devasa bir bataryası var. 48 megapiksel kamerası var. Yine evet Dağlısı. sağlamlık sertifikası var. Yine o taş gibi tasarımı dediğimiz tasarım var. Ve 2500 lira bandı. 2600 civarına Bulabiliyorsunuz. Ben Belki de bu cihazlar arasındaki favori cihazlarından bir tanesi bile diyebilirim ben. Bir sonraki cihaz da Poco F3. Yani en güzeli en sona sakladım ben. Şimdi şunu diyeceksiniz bana biz Poco F3'ü zaten 5.000 liraya, 5.000 işte 100 Alıyorum. liraya alabiliyorduk Hatta biz karşılaştırma yaptığımızda 4.800 liraya kadar düşmüştü evet, hatırlıyor musunuz? Evet. Orada 5.000 o süper fiyat falan diyorduk. Ama ben videonun başında ne dedim? 5.800, 5.900, 6.000 gibi rakamlara çıkan Poco F3'ü Bugün 5100 liraya yeniden bulma şansınız var. O da nerede? Trend yolda. Zaten linki yine aşağıda olacak. 5100 lira yine hala böyle Poco F3 için çok güzel bir fiyat. Evet. Çünkü Poco F3 5000 liranın çok daha üstünü veriyor size aldığınız zaman. Ya yani bu, bu yüzden listeye ben Poco F3'ü yine koydum 5100 lira olmasına rağmen fiyat. Yani tabii ki de işte 5800 5900'lerde olsa koymayacaktım. Tabii. Ama bu fiyata bulabiliyorsanız kaçırmayın direkt hatta bu videonun alt kısmına inin oradan linke tıklayın alın abi. Şu an alabileceğiniz en fiyat performans cihazlardan biri. Yani X3 Pro'nun bile hani aslında önünde bir noktadan baktığında Tabii ki de, kesinlikle. Yani çok güzel bir cihaz neden? 120 Hz E4 AMOLED ekranı var. İşte kamerası tamam belki bir tık aşağıda ama gayet iyi. Ya tasarım güzel, hafif. Yani birçok artısı var. Saymakla bitmiyor benim gözümde ki ben de zaten Poco F3 kullanıyorum. Onu da şöyle göstereyim. Yani son cihazımız da zaten Poco F3'tü. Aynen. Bunun dışında eklemek istediğim bir şey var mı Eren? Şunu söylemek istiyorum. tabii ki bu Kasım indiriminden sonra ne olur? Dolar kurları, döviz kurları aşağı düşer. Belki bu fiyatlara tekrardan geri gelir mi? Emin değiliz ama şu anda ben bu Ben eminim ama söylemeyeyim düşünce. <laughs> yani şu anda bu cihazları gerçekten de alabilirsiniz ve gönül rahatlığıyla da kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Zaten hepsi de bizim deneyimlediğimiz cihazlar. Aynen. Yani rahatlıkla önerebiliyoruz o yüzden. Kesinlikle. Fiyatları da makul olduğu sürece. Bizim için zaten biliyorsunuz cihaz hem güzel olmalı hem de fiyatı makul olmalı. Ki biz de size önerelim. Hiçbir şekilde fiyatı gereksiz pahalı olan bir şeyi önermemeye çalışıyoruz. Evet. Burada da yakalayabildiğimiz işte o Kasım indirimleri adı altında satılan o indirimlere bir baktık. Makul olanları aradan seçtik. Sizlere bir derleme sunduk. Çünkü gerçek indirimi bulmak biraz daha zor, zor. iş. E biz de tabii bu işlerin sürekli içinde olduğumuz için... Böyle hemen bakıp rahat rahat onları bulup böyle ayırıp size bir paket halinde sunmuş olduk. Aşağıda linki var zaten. Siz de merak ederseniz bak fiyatlar değişebilir o yüzden zaten güncel link olarak bırakıyoruz. Fiyatlar değişebilir diye. Oradan bakın videodaki ile fiyat tutuyorsa gidin düşünmeden alın diye ben tavsiye edeyim. Ama bakmışsınız fiyat yükselmiş 300 lira 500 lira o zaman almayın zaten. Bizim önerilerimiz bu şekildeydi. Son bir şey daha söyleyeceğim. Bugünün tarihini de söyleyeyim çünkü bu önemli. Bugün 8 Kasım. Yani 8 Kasım'daki biz fiyatlara bakıyoruz. Önümüzdeki 3-4 gün boyunca da bu indirimler devam edecek. 11-11'e kadar. Aynen öyle. 11-11'e kadar devam edecek. Sonrasında fiyatlar ne olur bilemiyoruz ama şu andaki fiyatlar bunlar. Videoyu geç izleyenlerin gözleri yaşlı. <laughs> Diyelim ve videoyu artık noktaladım. Sizlerde bu cihazlardan bir tanesini kullanıyorsanız veya almak istiyorsanız da yorumlar kısmında bekliyoruz sizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.